Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler bekle, çok beklenen i101 indirimiyle aldığım eşyaları zaten bir önceki videomda da paylaşmıştım. Orada daha çok neler var videosuyla şimdi aldıklarımı göstereceğim sizlere. Bayağı bir şey aldığım için o video bayağı uzar. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere 29 Ağustos'ta A101'de ne indirimi vardı? Okul malzemeleri. Burada da fişimiz var. Biz de tabii ki de Dilara ile sabahdan kalktık, gittik sizin kimse için. Yani. Böyle bazı bir şey yaşadık. Bazı yerlerde izdiham olmuş yani. Evet, bazı yerlerde çok kişi varmış ama biz hususi arkadaşlar böyle kuytu kenarda bir A101 bulduk. Ve çok da eşya vardı, yani çok da diyorum, ürünler hala vardı. Aynen, gelmiş neredeyse her şey sizin ama için. Ama bir şey söylemiyorum, bizim o kilitli şeyler falan yapıştırıcı varmış normalde, bizim orada yokmuş. Yok muymuş? Neyse göstereyim bak, burada fişimiz. Ben şöyle sağdan başlayayım. Tamam, istersen fiş sırasına göre git, zorlanma. Tamam. Burada benim aldığım matematiğimi ve annemin istemedi. Evet arkadaşlar, aslında Dilara ile bu mantar panoyu aldık. Fiyatını söyle. Sen bana ver. O sırada fişine bak. Bakalım. Mantar pano 6.90. Gayet uygun ve ebatları ters burada yazıyor. Ama neyse. Buradaki yazıya göre düz. Ama 30'a 40 arkadaşlar boyutu. Evet, arkasına göre ters olmuş. Şuraları geçireceğiz. Dilara açsın. Ebatları gayet yeterli. Ne çok büyük ne çok küçük. Ama poşete sığmadı hanımefendi. Evet, elimizde taşıya taşıya ne çantaya sığdı ne poşete. Yırtıyor arkadaşlar poşetleri. Şey önemli. Evet. Makas ister misin? No. Makas şimdi dolapta. Makas zaten yakınlarda göremedim. Dolapta koydum. Ha. Makas da alabilirdik aslında ama almadık. Çöplerimiz. Daha henüz hepsi çöp değil. Evet arkadaşlar, biz bu mantar panoyu aldık. Şurasında çatlak mı var? Nerede? Yo. Evet. O hepsinde var o kadar. 6.95 arkadaşlar, bu kadar. Ama gayet hepsi güzel. Hepsi burada da falan arıyorsanız 30 lira. Evet, biz raptiyeleri bile alırken arkadaşlar kazıklandık yani. Pahalıydı. O yüzden bu 6.95 çok iyi. Biz iki kutu raptiyeyi resmen 5 liraya aldık. Bu gerçekten pahalıydı. Ve az verdi. Ama kasa da farklı fiyat, şeyde farklı fiyat. Evet, etiketi değiştirmemişler. Kitap sandalmıştık. Neyse, bu da böyle. Gayet güzel. Üstüne bir şeyleri raptiyeleyince size tekrardan gösteririz. Evet. Belki videolarımızda kullanırız. Şimdi şu. Bunu son adını aldık biz. 90 kuruş. Bunu benim için aldı dedişim, sağ olsun. Bu A4 bildiğiniz klasör çıt çıtlı arkadaşlar. 90 kuruş mu? Evet. Ya evet. Öyle bir şey olmaz gerek yani, tam emin değilim. Ben de 90 kuruş diye hatırlıyorum. Ama arkadaşlar bunun SS'ı almıştık biz geçen, Barbie's falan. Öyle onlar boyut, lisanslı. Bu arada şu boyutlarda da vardı. Bu iyi ya, ben zaten tam şimdi A4 istedim. Hocamız atasürdeyim yani, atasürdeyim yazmasam bile tam bir böyle küçük minnak. Arkadaşlar rengi bunun turkuaz, videoda çok daha büyük, mavi duruyor ama bildiğiniz turkuaz. Çok büyük taşımayı sevmiyorum ben, çantamda zaten çok ağırlık oluyor. A5 40 sayfaymış. 1.25. 1.25'e mi almışız? Gayet iyi. Dilar'cığım da faturadan okuyor bize. Bize ağlamam bu tatlı şey ya. 3+1 bölünemalı. Arkadaşlar videoyu izlediyseniz... Aynen, göstereyim. O videoyu izleyin, biz bunu sonradan videoyu kapattıktan sonra bulduk. 3+1, 3 tane kareli biri çizgi. O da 7.25'miş, bu biraz pahalı. Bu aralarındaki en pahalı şey galiba. Evet, mantar panodan bile pahalı. Evet, gerçekten o diğerleri arası da pahalı. Sonra şöyle 2 tane de Forex markası var. Normalde bir tane alacaktık ama sonra dedik. Neden almayalım? Biri aldım, biri benim. Renklerini söylediler hocam. Ana renkler ne? Yeşil, sarı, parlak turuncu. Evet. Açıyorum, o keçe kalem... 4'te 6.90. Hayır, bir dakika. 12. Bu keçe kalem değil, parrot fosforlu. 3.85. Ben şunu. Aynen, 3.85 mi? 3.85. Yani. Aa bak, dizilimleri farklı. Rastgele. Evet. Fabrika. Açıyorum ben. Aç lütfen. Şimdi bizim evde kalem kavgası çok oluyor. Kalem kavgası mı? Evet. Ve sonunda hepsi benim oldu. İkisini de açayım mı? Birini aç, deneyelim. İkincisini burada, ben kendim açarım. Ben Dilara çok hazırlıklı gelmiş. Burada şeyimiz de var. Hepsine deneyeceğiz. Yakına geliniz. Hemen geliyoruz. Sen yaz. Boşlarını da yapayım ben hemen.
işte kalın filan. Mantar panonun arkasını da. Şöyle evet. Bildiğimiz husor kalem. Ucunu ben göstereyim sen swatch yaparken. Görmüş olduğun bakalım üzere. Bakalım bozuk çıkacak mı? İnşallah çıkmaz. Aa bak bu biraz bozuk. Gerçekten mi? Bir dakika. Hadi. Yok ya ilk açılım o. Bir tane arkadaşlar. Şunu al. Alayım. Ha, tamam. Kenara at. Sarı. Bizim aldığımız kalem var. Bozuk çıktı çünkü. Şu böyle bir paketle. Bir keresinde evet. İlk paket gayet güzel çıktı Dilara. Evet. Bunlar benim. Bunlar benim diye görüyorsunuz. Neyse fark etmez ya turuncuyu değiştireyim. Neyse böyle. Parolotum, fosforlu kalemler. Bunlar gayet iyi. Gittiğimiz yerlerde dediğim gibi çok şeyler yok. Yani çok şeyler değildi de geçen yıl aldığımız şeyler bazıları bitmişti ya da gelmemiş. Evet. Sonra arkadaşlar ben böyle mor bir jel kalem aldım. Ben jel kalemi çok sevmiyorum. Hastası. Hatta 4 tane jel kalem var sadece siyah. Hastası arkadaşlar. Sadece sen siyah. Bunu göster. Ben o jel kalemlerini gösterebilir miyim? Göster. Şu an elime geçenleri gösteriyorum arkadaşlar. Oo çok büyük yazıyor yalnız. Ben swatch'ını yaptım da. Gerçekten güzel. Bunlar Dilara'nın A101 alışverişine dahil değil. Onlar pahalı ya. 8'er lirası. Şu bunlar lamalı, unicorn'lu flamingolar. Şu flamingolar arkadaşlar bir çalınma kazası geçirmişti. Çalında. Eğer bunu kim çaldıysa bu videoyu izliyorsa aşk olsun sana git al lütfen. İnternette her yerde satılan bir kalem. Bir daha Dilara'nın kalemlerini çalma. Okuldan. Çünkü arkadaşlar ben kalem hastasıyım. Bunlar kötü. Bunlar böyle güzel kalemler var. Ama artık kötü yazıyor ya. Yo hepsi çok güzel. Ben geçen gün baktım. Kaç liraydı neyse, bu perotlar? 3.85. Yazıcı kalem 1.75'miş. Tek başına pahalı aslında. Evet ama şunlar daha ucuz. Bunların yanında bayağı ucuz kalıyor evet. Başka? Sonra her yıl aldığımız kesinlikle. Bu yıl kazıklandık biz. Neden bu? Hayır bu... Bir dakika bu not kalıcı seti 2.75. Not kalıcı seti mi? Evet. 2.75. Diğeri 3.95'ti ve bana önce o chicken geldi. Bana chicken. Evet eğer videoyu izlediyseniz bir önceki videomuzu A101 mağazadayken burası baloncuklu bir tane vardı ama daha pahalı. Resmen 1 lira daha pahalı. Ne gerek var dedik. Biz de bunu aldık. Zaten şu şeylerini kullanmıyoruz. Şuradaki küçük şeyler kullanıyoruz. Arkadaşlar onu zaten gördüyseniz o videoda şu hep kağıtları çıkık çıkıktı. Evet. Arkadaşlar bu arada biz bunu English Home'dan da aldık. Geçen yıl da aldık. Bu yıl da aldık. Bu yıl English Home'dan 5 liraya aldık. 5 liraya değil. 4 liraya. Açamıyor. Onu zaten arkadaşlarımız biliyordur. Genelde istersen oyalanmayalım. Dilara. Ben. Evet. Benimkine aynısı. Aynen. Geçen yıl da şöyle kenara. Bu benim sevdiğim bir parça. Aa, onu göstermek. Hayır, onu o sandı. Dilara sanları saklıyor. Evet, bu bildiğimiz bant. Allah'ım bant. Ne İkili kadar iyi bilmiyorum arkadaşlar. İyidir yani, fiyatını söyleyelim. Yine Parrot markasının değil mi? Küçük kalem, sürüşünün kısası bandı. İkili mi 1.75? Oha. İyi. Aynı 2.75 mi? 1.75. 1.75. İyiymiş. Arkadaşlar sizden için aldık bunları. slime yapmak için aldık. Keşke daha fazla alsa mıydık bilmiyorum. Bir Hayır. tanesi bir slime. Ya bir de zıp zıp oyuncağımız var bir de biliyorsunuz. Aynen. Ya artık onu yapıyoruz slime'lere. Bunlar bir de su bazlıymış. Diler arkasında öyle yazıyor. Bu iyi. Evet. Jel. Bunların tanesi ne kadarmış? Arkadaşlarımıza fiyat da söyleyelim. Ver bana ben göstereyim şunları. Sıvı yapıştırıcı tanesi 1.25. Sıvı yapıştırıcı. 2.5 lira. 50 mililitreymiş. Su bazlı ve güvenilir. Ben bunu sevdim yani. Parrot markasıyla bu yıl herhalde olmuş. Evet, geçen yıl Glowbox tarzı bir marka vardı arkadaşlar. Hala Glowbox. Var mı? Hala. Bak hayır. Hiçbir Glowbox ürün yok şu yokmuş, an. Pardon bu da Parrot'muş. Aynen. Neyse arkadaşlar bu da Parrot. Böyle 12 keçeli kalem. Bu 6.95. Tanesi de 50 kuruşa falan. 12 tane var içinde. Açalım. Renkleri de güzele benziyor. Swatch yapalım şimdi. Yap bakalım. 3 tane renk seç. 3'ünü yapalım. 12 taneyle arkadaşlarımızı sıkmayalım. Zaten sona yaklaştık arkadaşlar. Bu arada hemen siz de yorumlarda buluşun bizimle. Neler aldınız gittiniz mi? Hı? Paylaşırız değil mi? Ben de alırım. Alırız. Alırsın. Paylaşırız. Şöyle benim en sevdiğim renklerine yeşil, turuncu ve pembeleri aldım. Ay çok güzeller. Aa akıtmış. Aa. Gördünüz arkadaşlar bize bir tanesi kötü çıktı şu an. Peçete getirsene.
Peçete mi? Şöyle sen onu kapatsana, başka bir renk neyse, al. Neyse elimle temizledim artık. İnşallah diğerleri de akıtmamıştır. Umarım. Dilerci bunu sen bana ver. Bak şöyle koydum. Arkadaşlar durmadan bize yani bir tanesi böyle çıkıyor. Neyse. Şöyle bunlar daha ince. Bunun jumboları var arkadaşlar, daha kalın istiyorsanız. Ama onlar da bugün baktım da ben sanırım. O bayağı kalındı. Hmm. Aa, bu da akıtmış. Ay gerçekten mi? Bak. Bu akıtma değil ama sanki. Ya onları temizleriz. Umarım sürekli bir akıtma hali değildir. Kalem kutumuz yani. Aynen öyle. Çünkü ben tam da bu kalınlıkta istiyordum. Yani çok beğendim. Tam benim istediğim gibi. Elinden bulaşıyor artık. Evet. Neyse biz bunu hallederiz Dilara'cığım bence senle. Temizlik yaparız. Aynen. Ve son ürünümüz. Benim son sevdiğim. Son benim en müklerimden biri yani. Aslında en mük buydu. Niye böyle yaptın anlamadım. En mük bence kalemler yoruldu. En sonunda gösterelim hızlıca. Evet, Juke markasından. Juke. Neyse şöyle açıyoruz. Bantı var. Açıyoruz. Aç bakalım. Şöyle 5'te geçen senelerden de aldığımız biz. Ama o zaman farklı renklerdi arkadaşlar. Bunlar yine benim aldığım Miniso'dan. Fine Brush. Brush değil ama sanki bunlar bilmiyorum. Miniso'dan aldıklarımıza benziyor. Brush değil bunlar demiyorum ben. Ama böyle ince uçlu kısmı var. Şu an swatch'ını yapıyorum. İnce uçlu tarafları böyle. Genelde böyle şeyde ince uçları pek iyi olmuyor. Ama bu güzel. Ya hayır, benim aldığım karete ha brushmış vardı arkadaşlar. Brush mıymış? Hmm, brush'ı gerçekten iyi. Yani Miniso'dakiyle yarışmaz da. Yine yarışabilir bile. Açılmıyor, daha ilk defa olmuş. Sonra hemen sizler için hızlıca yapıyorum. Bunlar her zaman güzel çıkan kalemlerden de keşke bir tane olsaydı. İyi, artık bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Arkadaşlar bazı yerlerde talan olmuş ama gerçekten bizim gittiğimiz iki yere gittik biz. Yani bir tanesine video çekmedik çünkü sadece onda şey aldık. İki tane şunu. Zaten vardı. Eksikleri tamamladık diyebiliriz. Bulamadığımız şeyleri. Bu arada tahta kalemi bulamadık ya. Gerçekten mi? Evet. Kalmamış demek ki orada. Bizim gittiğimiz yerde vardı, keşke alsaydık. Evet. Annem için. O sizin gittiğiniz yerde öğretmenler çok var ya. Onlar toplamış. Anne benim yoktu ama. Orada da pek bir şey yoktu ki. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sarısı sarısını bile rengini yok. Veriyor. Sarısını alırım. Dilara sarıyı seviyor. Bunlar tabii neon bayağı. Bence bunlar karanlıkta parlıyor olabilirdi. Şöyle neydi arkadaşlar. Umarım beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza hala beğendiyseniz abonelerimiz. Neyse çekelim. Ben bu arada arkadaşlar bir şey daha eklemek istiyorum. Bu alışverişimize toplamda kaç lira tutmuş? Ha, 37 lira 70 kuruş tutmuş. Evet. Bayağı şunu aslında pahalı bir şey. Neyse güle güle.